Evet, dün son ders demiştik ama biraz daha bu konuyla ilgili dersçiyim dedim. Hem de hafiften de olsa argümanlar nasıl çalışıyor Rust konusunda, Rust dilinde onu da biraz kıyısından köşesinden sadece göstereceğim. Kabataslak bitmiş olacak. Yani şu anda aslında elimde etap kilit public key olan bir USB olsa herhangi bir sıkıntı olmadan çalışır. Ama elimde yok. Zaten asıl önemli kısmı da aslında burasıydı. Biz mesela okulda kullandığımız zaman öğretmenler USB'lerini getiriyor. Biz de işte eKilit uygulamasını onun USB'sine yüklüyoruz. Daha sonra gönderiyoruz. İşte öğretmen o USB'yi takıyor. Akıllı tahta açılıyor. Daha doğrusu kapanmıyor desek daha mantıklı. Şimdi burada da normalde eKilit uygulamasını çalıştırdığımız zaman Kargoran ile çalıştırıyoruz ya. Esasen çalışan uygulamayı daha önce de dediğim gibi şurası. Target. Efendime söyleyeyim işte Revise moddakini çalıştıralım. Etap kilit diyelim. Mesela bu çalışıyor. Ama ben buna direkt bastığım zaman buna bir tane argüman gidiyor aslında sistem tarafından. O da etap kilit. Daha doğrusu tam yol neyse o target release etap kilit şeklinde bir argüman gidiyor. Fakat mesela ben şöyle bir şey yapacağım. Eğer eksi a diye bir argüman gelirse yeni bir USB'ye public key ataması yapacağım. Niyetim bu. Bunu yaptığım zaman da artık mesela bir tane flash takacağım. Program bana işte ben eğer a argümanını göndermişsem bana device'ları listeleyecek. Ben o device'ları görünce işte ona yükleme yapacağım. Tabii mount edilmesi lazım, onu da belirteyim. Bu şekilde mesela ben kaydı yapmış olacağım. Öğretmen flash'ını götürecek akıllı tahtaya takacak. Akıllı tahtaya taktıktan sonra etap kilit uygulaması o flash'taki public key'i görecek ve kilit'i kaldıracak. Daha doğrusu kaldırmayacak. Unlock değil, anlak edecek bir nevi. Öyle diyelim şimdilik. Burada işte buna biz argüman diyoruz. Mesela Linux'ta çok kullanılıyor. Bu mesela birinci argümandır. İşte a, add falan filan da diyebilirsiniz. Mesela şunu da yapabilirim. İşte diyelim ki a eksi a'dan sonra USB'nin seri numarasını yazıp da direkt bunu bir argüman olarak alabilirim. Örnek olarak mesela şunu çalıştıralım. Bakın. Buradaki print argümanları aldı. Argümanları da almak aslında basit. Standart kütüphanede env kullanıyoruz. Environment. Environment içerisinden args'ı çağırıyoruz. Tabii args komple string olarak alıyor ama parça parça yani boşluk boşluk şeklinde alıyor. Biz collect dediğimiz zaman işte her bir elemanı gördüğünüz gibi vektöre çevirebiliyoruz collect yardımıyla. Burada da vektör string demişiz. Hepsini de ekrana yazdırdığınız zaman bakın birinci argüman bizim çalıştırdığımız binary uygulamasının tam yolu. İkincisi de burada kullandığımız bu kadar. Şimdi ben A geldiği zaman diyeceğim ki sistemde var olan USB'leri bize listelesin. Bunun için aslında şöyle bunları listelediği zaman return tabi kullanmayacağız. Burada return kullanmamın sebebi program şey olmasın. Argüman varsa direkt çıksın, çıkış yapsın ama tabi burada bayağı işlem yapacağız. Ondan sonra return komutunu kullanacağız. For döngüsünden sonra kullanalım hatta. Böyle. En sonunda return etsin. Çünkü argüman A göndermişse yani bir tane disk ekleyeceksek etap kilit uygulamasının çalışmasına, buradaki loop döngüsüne girmesine gerek yok. Öyle düşünün. Şimdi gelelim buraya. Buraya geldiğimiz zaman print komutu bizim device'ın bu arada birkaç tane işlemini de değiştirelim. Şimdi seri numarası vardı. Vendor
Bir de model. Ama bunlar tabii biraz karmaşıktı. Sadece modelini alsak şöyle. Şöyle diyelim. Burada da neyi kullanmıştık? Serial mount point model. Yoksa vendor muydu? Model. Modelini alalım. Burada tabii çalıştıracağız. Birkaç yerde hata verecek. Gideceğiz buraya. Burada model eşittir device, device'ın üçüncü elemanı. Burayı da tabii 4 yapıyoruz. Bir tane çünkü daha eleman eklemiştik. Device 3 to string. Bakalım. Tamam. Çalıştı. Buraya en başa geliyorum. Burada print D'nin modelini bir yazsın. D model. Şöyle yapalım. Bir model. Bir bakalım. Mesela şu anda takılı herhangi bir şey yok. Takalım biz bunu. Bir tane flash taktım. Şimdi çalıştıralım. Önce bir deneyelim, sonra tekrar çalıştırırız. 103. elemanda option unwrap. Kendiliğinden bağlandı. Bağlan dedim size. Aa, kendisi mi bağlandı? Çok iyi. Kendisinin otomatik bağlanması olmuş artık. Ha, 103. 103, 103, 103, 103'te ne var? Last mode unwrap. Last disk. Eight devices. Niye 4 olması lazım zaten? Bir dakika, buna burada LSBLK output, tamam. Aldık. Çıktıyı aldık. Lines dedik. Bir bakalım print komutu bize ne verecek? Çünkü son kısımlarını unutmuşum desem yerinde olur. Çok kötü bir kod yazmışım o muhakkak da. Şimdi burada ne yapmış? 1, 2, A data. Mount point'i yok. Ha. Tamam. Doğru. 3 len 3 ise SDA diskin kendisi vardı. Mount point'i yoktu. Doğru. 4'te oluyordu. Tamam. Tekrar çalıştıralım. Kaydedip der diyelim. Tamam. Burada mesela disklerin tamamını yazdı. Buna artık gerek yok. Şöyle kaydettik. Şimdi en başa tekrar gelelim. Burada print bakalım bize modelini yazacak mı? Trans memory yazmış. Bu çok sağlıklı olmadı. Trans memory. Vendor'unu da yazsa daha iyi olacak. Bu yüzden bir de vendor'unu ekleyelim. Tekrar my device şuraya vendor'u da ekleyelim. Link diyelim.
Ondan sonra buraya da vendor diyelim. Boşluk yok. Vendor. Şimdi burada da my device'da vendor device'ın dördüncü elemanı. Dördüncü boşluk tabi string olacak. To string. Şimdi söyleyelim. Trans memory vendor'u nerede? Tabii biz sadece print ile onu yazdık. Buraya gelelim. Şuraya enumerate yazarsak biter. Enumerate'ini de alalım ki sırasını ben kontrol etmek istiyorum. Bu mesela bilmem kaçıncı cihaz. D'nin sıfırıncı elemanı. Enumerate'i daha önce anlatmıştım. O yüzden burada tekrar anlatmayacağım. Artı bir yapıyorum. İşte birinci cihaz boşluk modeli, daha doğrusu önce vendor'u sonra modeli. Buraya the vendor boşluk the model. Şimdi bu tabi bu arada D1 olacak artık. D1. Bu da enumerate'ten geliyor aslında. Bakalım hata neymiş. Sanırım burası henüz bu format tam olarak çalışmıyor. O yüzden D'nin sıfırıncı elemanı artı bir diye direkt yazarsak çalışır. Yok ya. Kaba taslak bir şeyler çıkmış. Bunu trim yapsam acaba? Trim desem düzgün olur mu? Niye? Şunları bunun da aslında bir yolu var da. Neydi? Replace. Replace. Kim? X 20 olan kısımları kimle replace edelim? Hiçbir şeyle. Oldu. Yok ya. Tabii bunlardan dolayı tırnak işareti çıkıyor. Tırnak işaretini de kaldıralım. Deleyelim. Güzel. Bu arada mesela A argümanını kullanmasak direkt loop'a girecek. Yani sistem genelinde çalışıp işte private key'i okumaya çalışacak. Disklerde bu var mı yok mu diye bakacak falan filan. Ama ben A argümanını girdiğim için burası çalışacak. Burada da demişim ki argümanları oku. Birinci argüman zaten şu. İkinci argüman A. Dolayısıyla ben diyorum ki birinci elemanı al eğer var ise. Var ise bunu da karşılaştır. Bu gelen string'i bir karşılaştırın. Asref olarak alıp ancak match ile kullanabiliyorsunuz bu arada. Bir string'i match yapmak istiyorsanız işte bu string nedir? Ahmet mi Mehmet mi diye karşılaştırma yapıp match ile kullanmak istiyorsanız think nokta asref diyorsunuz. Daha sonra bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela ben diyorum ki argüman eksi a mı? Eğer a değilse buraya gelip şunu diyebilirim. Invalid. Çünkü ben henüz diğer argümanlar için herhangi bir komut girmemişim. Neyse diskleri yazdı diyelim. Tabii burada bu diskleri yaparken şunu diyeceğim. If D1 mount point len büyük sıfır. Yani disk bağlanmış. Diskteki herhangi bir parça bağlanmış ise. Bağlanmamış ise zaten göstermemesi lazım. Onu da belirteyim. Bu durumda tabii D0 kısmı biraz
Neyse doğru. Böyle devam edebiliriz. Bundan sonraki kısım ise şu. Kullanıcı burada, daha doğrusu biz Rust ile şöyle bir şey okuyacağız. Rust read input. Bakın burada bir tane string oluşturuyorsunuz. STD in ile EO'dan tabi standart kütüphanedeki input output kısmı oluyor bu. Neden? Çünkü ben burada klavyeden bir değer okuyorum. Klavyeden bir değer okuyorum. Ve diyorum ki işte bu değerlerden artık biri mi girmiş, kişi mi girmiş, ben ona bakmak istiyorum. Mesela bir read line diyoruz. Her neyse, bakın şimdi buraya geliyoruz. For döngüsü bittikten sonra geliyorum buraya. Önce println ile diyorum ki bir disk seçin. Yukarıda zaten diskler listelendiği için bir disk seçin dedik. Diski seçtiği zaman STDIO yapalım burayı da. Okuduk. Satır satır okuduk. Unwrap diyelim bunu da. Unwrap ettik. Şimdi buffer'a yazdırdık bunu. Sonra geldik. Diyoruz ki işte buffer parse U32, U8 de diyebilirim tabi. Neden parse ediyorum? Yani bir rakam girmiş olması lazım. Şöyle aslında. Let select disk eşittir. Unwrap diyelim yine. Yine düzgün bir şey girmesi lazım. Unwrap çok kullanıyorum ama normalde bu kadar kullanılmaması lazım. Şu anda kaba taslak yaptığım için böyle. Daha sonra bunları program çok büyümeden, çok karmaşıklaşmadan biraz düzenlemem gerekiyor. Error'ları, işte return type'larını falan tanımlamak gerekiyor. Her neyse. Selected disk dedik. If yine farz ediyorum. Selected disk mount edilmiş disklerden bir tanesi. Aslında diskleri de şöyle yapalım mı? Madem böyle, devices eşittir ya da retain diyelim. De mount point len büyük sıfır olanlarını tek al. Bunu dedim. Mount edilmemiş diskleri burada bize göstermeyecek. Şimdi bunu da gayet basit bir şekilde örnekleyeyim. Az öncekinde ben sadece mount edilmiş bir disk var ise onu göster dedim. Şimdi ben retain ile sadece mount edilen diskleri göster dedim. Burada bakın bir tanesini gösterdi. Tabii USB disklerden bahsediyorum. Bakın mesela. Şimdi bu benim USB diskim. Bunu çıkardım. Tekrar çalıştırıyorum. Herhangi bir disk yok. Çünkü hiç mount edilmiş değil. Burada benim yaptığım şey buydu. Yani mount point'i sıfır olan diskleri ele dedim retain ile. Dolayısıyla sadece diskleri seçti. Buraya da geldim. Selected disk. If selected disk küçük eşittir device len, yani büyük bir disk seçmesin. Ya birden mesela bir tane diskimiz var, seçili bir tane diskimiz var ise ya bir desin ya sıfır desin. Başka yok. Tabi sıfır da olmaz da. Burada yine oldu diyelim. Aldık. Şimdi tabi programda benim yanlış yaptığım bir şey vardı. Burada private key, ben buradan okuyorum ya.
Prove K diye. Aslında bu yanlış bir yerlerde yanlışlık yapıyorum. Bu nerede? Decrypt serial number. Start loop. Private key her ne olursa olsun benim okumam lazım. Burada da mesela iflet falan filan kullanmışım. Buna da aslında gerek yok. Create private key demişiz. Mesela ben geliyorum. Private key, create private key demişiz ya burada. Burada private key önce okusun. Okuyabilirse okusun, okuyamazsa yeni bir tane oluşturup onu okusun. Dolayısıyla şöyle bir şey yapıyorum. Bakın. Burayı biraz değiştireceğim mantığını. Geliyorum buraya. Diyorum ki bunu oku. Ama bu bir tabii okey. If let okey key private key, yani private key daha önce oluşturulmuşsa şu klasör içerisinde return key, bunu return et. Eğer return etmezse ne yapacak? İşte yeni bir tane private key oluşturup bunu gönderecek. Dolayısıyla benim burada if let falan filan dememe gerek yok. Bunların hepsini kaldırıyorum. Direkt start loop diyorum. Private key. Ama tabii elimizde şu an private key yok. En başa geldim. Burada private key'i en baştan okuyorum. Let mut private key eşittir create private key. Aslında create burada tabi kelime olarak yanlış duruyor. Read or create demek daha mantıklı. Varsa oku, yoksa yarat. Demiş olduk. Şimdi mesela geldik buraya. Parse ettik. Buradan buffer'da bir şeyler söylüyor. Selected disk. USize diyelim buraya da. Daha. Sonuçta ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Eğer seçiliyse, bir disk seçtiysek geliyorum diyorum ki bir tane let cupcake eşittir RSA public key nib niye? Niye değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Niye? Şimdi çıktı. Buraya birinci argümanımız neydi? Big U int, big U int. Allah Allah, bir dakika. RSA'ya tekrar girelim. RSA. From dememiz lazımmış. Tamam. From. Yeni bir tane public key oluşturduk. Ve bu public key'i write ediyoruz. Nereye? Bizim USB'nin mount edilmiş birinci kısmına. Ben burada device'larda eminim ki mount edilmiş device'lar sadece var. Dolayısıyla geliyorum diyorum ki STD ps writes hat neresi olsun? Hat bizim device'ımızda seçili olan selected disk var ya,
Selected disk tabii eksi birini alıyoruz. Çünkü biz gösterirken 1, 2, 3, 4 diye gösteriyoruz ama diskin indeks numarası 0, 1, 2, 3 diye. Eksi birini al. Sonra contents kim? Okay. Ne diyor? Ha, pardon. Selected diskin mount point edilmiş birinci elemanı. Cupcake. Burada da SUTF8 as bunu nasıl yazmıştım ya? Ben yazdırmıştım aslında bir yerlerde. Bir yerlerde yazdırmıştım ama kendi yazdıklarımı bile unutuyorum ya. Neyse. Geldik. PubKey'i yapmamız gereken şey UTF-8 olarak yazdırmak. Kendi anlattığım dersi unuttum. Think from UTF-8 PubKey. Yoksa yok gene yanlış oldu. Unwrap. Okay. Verify. Encrypt. Aa doğru ya. Şunu yazdıracaktık. Ben kafam olmuş 1 milyon. Şimdi let's carry serial number'ı biz şifreleyeceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Pubkey pubkey encrypts RNG heading pubkey encrypt. Allah Allah. Allah Allah. Datayı bu standart. Bu standart. Bunu al. Şuraya ekle. Burası diskin, seçili diskin. Şuraya let this d diyelim buna. Devices'ın selected disk eksi birinci elemanı. Bunu dedik. Daha sonra bunun seri numarası tabi serial number'ını aldık. Device'ın public key'imizi oluşturduk. Mut rand threads rng dedik. Yeni bir tane random'la oluştursun. Buraya da d'yi yapsın. Bakalım şimdi D S Bytes Yes. Şimdi buraya da Serial Number dedik yine Unwrap Unwrap yine dırdır edecek. Tabii burada hem de burada aynı şekilde seçtiğimiz için Selected Disk diyelim. Biraz daha düzgün olsun. Bu Selected Disk'imiz de. Burası Selected Disk'imizin seri numarası. Serial Number'ı. Serial Number'ın byte'ını çevir. Buraya da direkt D yazacağız. Evet. Tekrar geldik. Devices. D'nin seçili olan disk. Mount point'i bu doğru. Mount point 0. Ney? Ney?
no field. Burayı kaydetmemişiz tabii. Buraya geldik. Şöyle. Şöyle. Şimdi. Fetch. Bunu klonla. Klonla kardeş. Klon. Klonlayabilmemiz için riskimizi de buna göre tanımlamamız lazım. Klon yapabilelim diyelim. Neredeyiz? Klon diyelim. Klonladık. Şimdi niye dırdır ediyorsun ya? Al klon. Dırdır etmesini istiyorum. Bir bakalım. Şimdi derlenmiş mi? 78. Aa, tamam. Tamam burası. Bunu anlatması biraz zor. Nasıl anlatalım? Yönetici haklarıyla zor diyorum da aslında zor değil. Uzun, gereksiz. Yönetici haklarıyla çalıştırmam gerekiyor. Çalıştıramıyorum. Çünkü olmuyor. Gibi gibi. Yönetici haklarıyla çalıştıralım. Ama bu durumda etap kilit A 3. argüman oluyor. Şöyle yapalım. Dostu. Şimdi target relates etap kilit -a bir disk seçin dedi. Diskimiz yok. Ben şimdi diski mount ediyorum. Diski mount edince çıkacak. Tabii diski mount edebilirsin. Niye çıkmıyor ya? Burada görünmesi lazım ya. Ventoy. Neyse çıkaralım. Tekrar takalım. Mount edilecek mi kendisi? Mount et. Mount etti. Tekrar bağlayalım. Bir disk seçin. Bir. Burada invalid digit. Nerede? 23. Varsa int error mu? Nasıl lan? USize. Buffer neymiş? Bir buffer'ı biz seçelim bakalım. Printlene buffer ekrana yazalım. Buffer çünkü bizim düşündüğümüzden farklı bir şey olabilir. Görüntüsü. Sonlarında belki bizim görmediğimiz bir şey vardır. Tabii önce bir derleyelim. Derlemek biraz farklı olacak. Buradan derleyelim. CD etap örnek bir kargo build place modda derle. Şimdi bir 24 bir n. Bakın bu n var ya, bu n işimizi bozuyor, sayısal olarak görünemiyor. Bu yüzden önce trim atıyoruz, sonra tekrar derle. Şimdi mesela sadece bir kaldı. Hatanın kaynağı buydu. Bir. Ups. Şimdi bakalım. Nerede? F5.
Gizli klasörler değil mi? Gizli klasörleri de yazmamış. Nereye yazmış olabilir? Bir bakalım nereye yazdırıyoruz. Mount Point Lone. Ama dosyanın ismini yazmadık. Ya ben bu anlattığım dersleri niye unutuyorum ya? Buraya diskin sonunda dosyanın bir isminin de olması lazım. Şöyle. Pets. Pets. New. Buraya format diyorum. Formatta iki tane. Da şöyle. Let pets yuh ya. Let pets eşittir pet bu. Bunu kullanmak daha kolay. Nev bunu mutable yapalım. Mut geliyoruz buraya. Pets kuş. Şu. Klonu ekleyelim buraya. Bunu ekledik. Bir tane daha pet push nokta kilit şey oluşturduk. Sonra geldik buraya pet as pet diyoruz. Şimdi tekrar Release edelim. Çalıştıralım. Bir. Şimdi buraya evet. Bu defa geldi. Şimdi eğer ekilit nokta key'imiz var ise bakalım biz okurken ekilit nokta key olarak mı okuyorduk? Ekilit nokta veri ekilit nokta veri diye okumuşuz. Biz burayı ekilit bir de başına nokta koyalım. Ekilit nokta key olarak okuyalım. Şimdi bakalım bizim diskimizi çıkaralım şimdi. Unmount edelim. Mount ettik. Çıkardık. Şimdi buraya geliyorum ve bunu çalıştırıyorum ama bu defa direkt bu şekilde çalıştırıyorum. Şu anda herhangi bir şey yapmıyor. Ama ben diski taktığım anda, disk mount edildiği anda seri numarası okundu diye bir şeyler söylemesi lazım. Bakalım olacak mı? Start loop'a geldik. Burada bir şeyler okuması lazım ama PC out the function. Bu ne ya? Sürekli okuyor. Çok kötü. Bu kadar okuma yapmaması lazım. Seri numarası okundu. As bytes.
Eklit k. Buraya bakalım. Eklit nokta k olması lazım. Acaba bunu yanlış mı yaptık? Eklit k. Seri numarasını okumuş olması lazım. Ama bizde göründüğü kadarıyla seri numarasını tanımlayamadı. Encrypt burada seri numarasını byte bu eklit tamam seri number bu da tamam encrypt edildi. Gözümüzden kaçan, benim gözümden kaçan bir şey mi var acaba? Neyse, ben bunu biraz test edeceğim. Daha sonra derse devam edeceğiz. Ama bu çok kötü bir ders oldu ya. Neyse, kaydı durduruyorum.